Çalacak mısın? Merhaba piyanist. Çalacak mısın abi? Yo, sizi izleyeceğim doktor. Çalıyorsunuz ya mühendis, niye çalamayasınız? Nasıl jumbo çalmayı öğrenebiliyor muyuz burada Karides? Bayağı çalıyoruz yani tercüman. Çalıyor musun? Tamam doktor. Sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Kraliçeler, benim bir anket ödevim var da 3 tane soru sorabilir miyim size? Hemen sorup gideceğim. Yengeç, en fazla hangi toplu taşıma aracını kullanıyorsunuz müdavim? En çok hangi toplu taşıma aracını kullanıyorsunuz? Evet Sokrates. Metro. Metro tamam. Pampa, daha önce hiç evcil hayvan beslediniz mi? Şaşkın. Evet, ben beslemedim. Nedir Sophie? Sophie? Yani hayvan nedir müdavim? Hayvan. Kedi, köpek. Tamam, tamam enişte. Son bir soru. Patron, bizim bir fotoğrafımızı çekebilir misin müdür ya? Ver telefonu başkan. Bir saniye hocam. Buyur general. Monsieur, gözlüklü ol bence de. Bekle monşer. Bir de yarbay, şu kulaklığı bence şundan çıkar yani. Asılı kalsın yarbay. İyi mi kaptan? Bakayım subay. İyi komutan. Güzel. Teğmen iyi mi? İyiyiz değil mi boksör? Çek bir tane personel. İyi mi memur? Harbiden güzel. Vallahi güzel yapmışsın Arşimet. Teşekkürler. Ordinar, teşekkür ederim. Sağ olun profesör. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ya muhterem, burası teknoloji kampüsü mü madam? Bu... Ya hanımefendi, burada şey varmış, spor salonu, büyük, herkesin girebileceği cadı. Peki nice şey soracağım, yani buraya herkes girebiliyormuş ama. Spor salonu? Evet madam. Üyelik olursa girebilir derdi. Ya kontes, ben yeni kaydoldum da ne yapmam gerekiyor hanımefendi? Hani yeni öğrenciyim, spor salonuna başlamam gerekiyor kızım. Ama spor salonu bayağı büyük dediler abisi. Ne yapmam gerekiyor yenge şimdi? Yani girerim herhalde. Neden gülüyorsun? Yok, yani. Yani spor salonunda spor yapmak istiyorum yenge de. Girebilirim herhalde değil mi? Kimin yengesi? Yenge normal. Yani samimiyet ol. Yol hitap olarak kullandım hanımefendi. Yani spor... Tamam, spor salonu nerede abisi? At. Tamam. Yani düz mü gideceğim hanımefendi? Teşekkürler kontes, sağ olun. Katip, dişlerinizi hangi sıklıkla fırçalıyorsunuz keke? Günde iki ya kere. Siz aralarda başka bir şey. Onlar ne? Efendim madam? İki kere fırçalıyorum da günde. Ben soru sorarken başına, sonuna veya ortasına ya kontes, şey getiriyorsun. Ya öyle konuşmam gerekiyor cadı gerçekten. Anlamıyorum hanımefendi. Cadı diyor. Cadı mı? Ya ninja, şimdi üç diş fırçalamaya kaç dedin sen Arşimet? Tamam iki. İki dediniz. Toplu taşıma aracına? Metro. Beş dediniz bayan. Anladım. Şey ne dediniz? Diğer soruya personel evcil evcil hayvan. Çocuğum, Türkçe ile mi mücadele ediyorsun? Anladım ben. Yok Arşimet, normal sorular yenge. Teyze kızı, ödevim var. Üç tane soru soruyorum abla. Hayır sorular gayet. Başına sunlu sürekli. Neden bilemeden duruyorsun? Ya katip, anket tarzım böyle biraz yenge, öyle söyleyeyim. Hayır. Kusura bakma ama gülmeden nasıl? Ya önemli değil, jumbo da bilmiyorum. Yok hayır. Ya, anketin kuralı mı bu, sen mi? Yok yengeç, benim konuşmam böyle hanımefendi. Evet. Ciddi misin? Çok ama. Ne gerçekten abla. Vardı? İstanbul. İstanbullusun. Evet teyze. Neden gülüyorsunuz bacım ya? Sen bunu bilerek yapıyorsun. Bence sen bunu bilerek yapıyorsun. Yok. Hayır ciciş, niye öyle yapayım? Bana da yengeç geliyor. Yengeç, ben de kuşlarla. Yavru kuş, 3 tane soru sordum. Şimdi gidiyorum garson, bu kadar basit. Teşekkür ederim memur, sağ ol. Ya kızçeler, spor salonu ne tarafta kuzenler? Oradan bir tane daha aşağı inmeyelim. Efendim madam? Aşağı inmiyorsun buradan. Yürüyen merdivenden evet mi? Evet. Ondan sonra bir tane daha, bir kere daha aşağı inmiyorsun. Tamam jumbo. Yakın mı? Biraz. Bir şey demedim ki, ne dedin? Madem değiliz zaten. Ben arkadaşım demedim ki. Tamam ninja, niye abarttın ki ya? Thank you.
Senin miydi bu bacanak? Bir bakabilir miyim? Neymiş o doktor? Ney bu? Mukavva mı enişte? Yo, çerçeve direkt yani. Ya çerçeve. Ne için aldın bro? Ödev için kolaj yapacağız. Ha, ne okuyorsun ısım? Görsel için tasarım. Maşallah brocum ya. Bravo Sofi. Valla. Sağ olasın. Nerede okuyorsun Medipol'de. Kanka? Medipol'de okuyorsun imam. Nasıl Medipol, zor mu müezzin? Yo, değil. Değil, iyi mi? Aynen, ben seviyorum böyle. Şeyini, bölümünü seviyor musun? Aynen, seviyorum. Kızan. Anladım Gakko. Güzel ama ya, beğendim böyle. Çalışıyorsun falan bro. Eyvallah kanka, sağ olasın. Görüşürüz bro. Gakko, sevdim seni. Kendine dikkat et. Ya Kontes lavabo varmış buralarda da madam. Nasıl giderim hanımefendi? Ne? Lavabo müdavim. Lavabo şu tarafta. Ya teyze kızı, ben tuvalete gideceğim de hostes. Ne tarafta acaba abi? Abi ya şaman, burada kimse yok Alfa. Tuvalet dediler bana Beta. Yok birader. Reisi bak. Kimse yok üstadım. Buradan gidelim mi? Tamam mı? Bir sağa dönüyorsun. Tam orada. Hayır, ya ciciş, ben gittim oraya. Arkada cami var arkada. Memurlar, bir şey soracaktım ama. Buralarda spor salonuna gideceğim bir yer varmış Sofiler. Nasıl giderim? Buradan dümdüz git. Buradan gidiyorum imam. Hayır, buradan dümdüz git. Peki orada öğrenciler spor yapabiliyor mu doçent? Yani gidebiliyorum oraya profesör, orada gidip sporumu yapabiliyorum değil mi papaz? Aynen. Orada çok yaşlı insanlar da var. Onlar da zaten hocalar. Hoca da var yani orada papaz. Yaşlı insanlar ben çok gördüm içeride. Harbi mi diyorsun? Öğrenciler onlar. Öğrenciler özellikle de indirim var. Tamamdır Arşimet, sağ olun. Sokrates, eyvallah. Cicişler, siz simit mi yiyorsunuz hanımefendiler? Efendim? Hayır. O yediğiniz şeyin adı ne kontesler? Dondurma mı o? Ciddi misin? Evet. Nereden aldınız madam? Yeni. Şaka mı yapıyorsunuz kontes? Yok. Ya teyze kızı, o yediğin şeyi çok merak ettim bayan ya. Söylersen alıp gideceğim Aristo. Sokrates, gerçekten nereden aldığını söyler misin Arşimet? Ya Jumbo, hadi söyle, gideceğim gerçekten. Neden gülüyorsunuz? Valla şaman, hadi söyle de gideyim ya. Dondurma mı, simit mi? Simit. Tamam. Sağ ol baldız. Teşekkürler. Pardon talebe. Burası Nişantaşı Üniversitesi ana kampüsü mü doktor? Evet. Jumbo, ben buraya kaydolacağım da güzele benziyor bu mühendis ya. Ne diyorsun? Şey getirebiliriz. Neye? İşletme öğrenci. İşletmeye mi gideceğim kardeş? Evet. Güzel yer ama ha, güzel okulmuşum bu. Dinami. Vallahi güzel okul tercüman ya. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Ne okuyorsun Gakko? Biz de uluslararası ticaret okuyoruz. Uluslararası ticaret mi okuyorsun? Güzelmiş kardeş ya. Tamamdır. İlk defa geliyorsun. Ha, ilk defa geliyorum. Ben de mühendisliğe yazılacağım. Bakalım Gakko nasıl olacak. Tamam tercüman. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz Gakko. Sağ olun. Eyvallah sen de. Ya annem, benim bir YouTube kanalım vardı. Kanalıma abone olabilir misin ya? Çok mutlu olurum, biliyor musun? Gerçekten çok mutlu olurum hanımefendi. Personel bir abone bir abonedir. Gerçekten çok iyi olur memura benim için yani. Kamera şakaları çekiyorum. Sosyal terapi kanalına da hanımefendi. Sofi, oldunuz mu? Evet bacım, bu. Oldunuz değil mi? Prenses, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ya Sokrates, bu bir kamera şakası ya. Gülmeye başladı ya, çıldırdım orada. Şu şakayı ikinci kez yapıyorum yani, bir tane video çıkardım. Yani bu kadar güldüğüm olmamış. Gerçekten çok doğal bir tepki verdim ya. Abisi, kimin abisi? İki kere abisi. İlk ne dedim ben, fark ettin mi? Muhterem dedim. Muhterem spor. Ben kuruyor odaklandım. Sen güne başladın, ben de tutamadım kendimi. Neyse gideyim dedim. İnsanlara hitaplarla konuşuyoruz. Kamera çıkıyor. Hadi bak kamera var. Müthiş tepki var. Süper ya. Ne? Ben de en son gittin ya. Ben
Gerçekten mi? Ben yani çok güzel. Sinirden güldüm. Ne alaka abla diyor, katip diyor. İşte bir şey. Ve sürekli Aristo, efendim Aristo. Buraya bakıyorum, tamam mı? Ben yabancısın sandım. Türkler sana böyle bir şeyler öğretiyor sandım. Sonra baktım Türksün dedim ya da yanlış. Ya hayır. Ben yengeç diyerek yavşamak. Bak yengeçler abla, bacım. Oo neler var. Yenge katip, muhtar demedim size, yok. Katip dedin. Jumbo dedim, ninja. Kamera şakasıydı bu. Absürt kitaplarla konuşuyoruz insanlar. Böyle garip garip kitaplar. Sen de çok sinirler. Çok güzel tepki verdi. Ne diyorsun? Çok güzel. Neden sinirlendi o? Grubun savunucusu musun? Evet, annesi. Gerçekten. Şurada kamera. Ay, ay, ay. Nasıl şaka ama hanımefendiler? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Şampiyon. Az önce abone ettim ya seni kanalıma. Bu da bir şakaydı aslında. Hitaplarla konuşma şakası. Seni abone ederken aslında sana bir şaka yaptım. Böyle hitaplarla konuşma şakası yapıyoruz. Şurada çekiyorum. Şu an sallayabiliriz. Çok teşekkürler. Abone de ol.